Merhaba canlar ben Umut Murat Hoca. Evet arkadaşlar 9. sınıf konularından iş, enerji ve güç konusuyla karşınızdayım. Eğer hazırsanız hadi gelin konumuza geçelim. Bu konuda bizi neler bekliyor? İşin ne olduğunu, gücün ne olduğunu, enerjinin ne olduğunu, enerjinin korunumunu, enerji dönüşümlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar günlük hayatta cisimlere kuvvet uygularken iş yaparız ve onlara bir enerji kazandırırız. Bu konuyla ilgili ödevleri yapmayı lütfen unutmayınız. Sevgili arkadaşlar iş ne? Yapılan işin büyüklüğü cisme uygulanan kuvvete ve cismin o kuvvet doğrultusunda yaptığı yer değiştirmeye bağlıdır. Ve arkadaşlar biz işi F çarpı delta x ifadesiyle gösteriyoruz. Hemen bir soruyla taçlandıralım. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki gibi durmakta olan 2 kilogram kütleli cisim yatay ve sabit 20 Newton'luk kuvvet ile 5 metre itilmektedir. Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç jüldür diyor. Neydi arkadaşım? İş eşittir. Kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. Kuvvetimiz 20 Newton. Yer değiştirmemiz 5 metre. Buradan 100 jül bulursun sevgili arkadaşım. Arkadaşlar burada birkaç tane durum var. Başında simit taşıyan simitçi, ipe tırmanan dağcı, kürek çeken kayıkçı. Yukarıdaki görsellerin hangilerinde fiziksel alanda iş yapılmaktadır? Arkadaşlar simitçi sadece simitleri taşıyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde iş yapmıyor. Buna başka bir örnek verebiliriz. Mesela sırt çantanızı aldınız sırtınızda. Doğru mu? Dolayısıyla sırt çantanızın yeri değişmediği için orada bir iş yoktur. İş yok. Ama ipe tırmanan dağcı ne yapıyor? Bir yerden başka bir yere ne yapıyor? Yüksekliğini değiştiriyor. Dolayısıyla bir iş yapmış oluyor. Aynı şekilde kürek çeken kayıkçı arkadaşlar bir yerden başka bir yere hareket ettiği için yine iş yapmış oluyor, değil mi? İş yapmış oluyor sevgili arkadaşlar. Peki bir soruyla daha taçlandıralım. Tonguç bir oyuncak arabaya 40 Newton'luk kuvvet uyguluyor ve araba bu kuvvetin etkisiyle kuvvet ile aynı yönde 50 santim yer değiştiriyor. Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç jüldür? Kuvvetin ve yer değiştirmenin büyüklüğü iki katına çıkarılırsa yapılan iş kaç jül olur diyor. Şimdi arkadaşım öncelikle şuna dikkat et. 50 santim biz iş konusunda her zaman metre kullanacağız. Yani burayı öncelikle 0.5 metre yapalım. Şimdi kuvvetin yaptığı iş iş eşittir 40 çarpı 0.5'ten 20 jül bunu bulduk. Diyor ki bana kuvveti iki katına çıkar. Bir de yer değiştirmeyi de iki katına çıkar. Kuvveti iki katına çıkarırsak arkadaşlar 80 olur. Yer değiştirme 0.5 metreyi de iki katına çıkarırsak 1 metre olur. Buradan da arkadaşlar 80 Joule iş yapmış oluruz sevgili arkadaşlar. Negatif iş olur mu? Olur arkadaşım. Cisim kendine etkiyen kuvvetin yönünde hareket ederse kuvvetin cisim üzerinde yaptığı iş pozitif iştir. Bu süreçte cisme hareketine ters yönde etki eden kuvvetlerin yaptığı iş ise negatif iş olarak tanımlanır. Bakınız burada F kuvveti ne yapıyor? Artı x yönünde hareket ederken F sürtünme ne yapıyor? Eksi x yönünde hareket ediyor. Dolayısıyla negatif iş yapıyor diyeceğiz. Sürtünmesi önemsiz, yatay düzlemde bulunan 3 kilogram kütleli cisim büyüklükleri şekilde belirtilen F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin etkisiyle artı x yönünde 4 metre yol almaktadır. Buna göre cisim üzerinde hangi kuvvetler iş yapmıştır? 4 metrelik yolun sonunda kuvvetlerin yaptıkları işleri ayrı ayrı bulunuz. Cismin kütlesi 2 kilogram olsaydı 4 metrelik yolun sonunda yapılan net iş kaç jul olurdu demiş. Şimdi arkadaşım cisim üzerine hangi kuvvetler iş yapmıştır? Bir kere yatayda hareket etmiş, 4 metreye hareket etmiş. Bu nedenle F2'nin burada herhangi bir iş yapmaz diyeceksin. Neden? Dikey bir kuvvet. Yani hareket doğrultusunda değil. Bu nedenle iş yapamaz. Kimler iş yapar arkadaşlar? F1 ve F3 iş yapar. F1 pozitif iş yapar, F3 ise negatif iş yapar. 4 metrelik yolun sonunda kuvvetlerin yaptıkları işleri ayrı ayrı bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar F1 için V1 diyelim. V1 nedir? 30 çarpı 4'ten 120 jullük iş yapar. Sonra V2 arkadaşlar F2 iş yapmaz dedik 0. V3 arkadaşlar V3 10 çarpı 4'ten 40 jullük iş yaptığını söylüyoruz. Peki sevgili arkadaşım kütle 3 kilogram değil de 2 kilogram olduğunda yapılan net işi soruyor. Bizim için kütle önemli mi arkadaşım? Değil. O zaman bizim yaptığımız net iş, net iş ne olacaktır? 120 Newton F1'in yaptığı işten 40 Newton F3'ün yaptığı işi birbirinden çıkaracaksınız. 120 eksi 40'tan 80 J bizim net işimizdir. Buradaki 2 kilogram ya da 3 kilogram cismin kütlesi bizim yapılan işimizi etkilemiyor arkadaşlar. Yatay zeminde ilerleyen bir cisme yatay zemine paralel 10 newtonluk bir kuvvet ve 3 newton büyüklüğünde sabit bir sürtünme kuvveti etki etmektedir. Buna göre 4 metrelik yol sonunda cisim üzerinde yapılan net iş kaç yüldür? Arkadaşlar net iş, net iş kuvvet eksi sürtünme kuvveti çarpı yer değiştirmedir. Yani hocam 10 eksi 3 çarpı 4'tür. 10 eksi 3 7 4 ile çarptık. 28 jüllük burada net bir işimiz var diyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar iş ve enerji arasında bir ilişki vardır. Enerji iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Cisim üzerine iş yapıldığında cisme enerji aktarılır. Cismin enerjisi aktarılan enerji kadardır. Yani iş delta E kadardır arkadaşlar. burada arkadaşlar işin enerji değişimine eşit olduğunu söyleyeceğiz. Peki arkadaşım güç nedir? Güç bir işin birim zamanda yapılma hızıdır. P ile gösterilir. Uluslararası birim sisteminde gücün birimi watt'tır arkadaşlar. Ve skaler bir ifadedir. Ve P eşittir V bölü T şeklinde bir ifademiz vardır. Güç yapılan iş veya aktarılan enerji ile doğru. Geçen zaman ile ise ters orantılıdır arkadaşlar. Evet. Bir otomobil motoru otomobille 5000 Newtonluk kuvvet uygulayarak 500 metrelik yolu 5 saniyede alması sağlanıyor. Otomobile yol boyunca sabit 100 Newton şiddetinde sürtünme kuvveti etki ediyor. A seçeneğinde otomobil motorunun gücü kaç watt olur? B seçeneğinde net güç kaç watt olur demiş. Şimdi arkadaşlar motorun gücü ayrı, net güç ayrı. O zaman motorun gücü dediği zaman P eşittir. Ne diyeceğiz? 5000 Newton'luk bir kuvvet var. 500 metre hareket ediyor. Kaç saniyede? 5 saniyede. Buradan arkadaşlar 5000 çarpı 5 ile 500'ü sadeleştirdim. 100 geldi. Yani arkadaşlar 500 bin watt ya da 500 kilowatt da diyebilirsiniz. Net gücü soruyor. O zaman arkadaşlar sürtünme kuvvetini çıkarmamız lazım. 5000 eksi 100 çarpı 500 bölü ne olacak? 5. Buradan da arkadaşlar 490 bin watt ne olur arkadaşım? Gelir diyeceğiz ya da 490 kilowatt diyeceğiz. Arkadaşlar mekanik enerji nedir? Bir cismin hem hareketinden hem de konumundan dolayı sahip olduğu enerjilerin tamamına mekanik enerji diyoruz. Şimdi arkadaşlar öteleme kinetik enerjisi diye bir şey var. Hatırlayalım cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları enerji kinetik enerji olarak adlandırılırdı. Cismin hareketi öteleme şeklinde ise bu enerjiye öteleme kinetik enerjisi adı verilir. Uluslararası birimi Joule olan kinetik enerji KE ile gösterilir m kütleli ve v büyüklüğünde hızla hareket eden bir cismin kinetik enerjisinin matematiksel gösterimi yani modeli de ke eşittir 1 bölü 2 m v karedir sevgili arkadaşım. Kütlesi 1 kilogram ve 2 kilogram olan oyuncak arabalar sürtünmesiz bir ortamda eşit hızlarla itiliyormuş. Bu durumda bu oyuncak arabalardan hangisinin kinetik enerjisi daha büyük? Öncelikle olarak arkadaşlar E KE1 diyelim. 1 bölü 2 M1 V kare olsun. M1 1 kilogram. 1 bölü 2 1 V kare. KE2'ye baktığımızda arkadaşlar 1 bölü 2 M2 V kare diyorum. O da 1 bölü 2 2 V kare oluyor. Dikkat edersen 2 kilogram kütleli oyuncağın kinetik enerjisi 1 kilogramlık oyuncağın kinetik enerjisinden daha büyük oldu sevgili arkadaşım. Potansiyel enerji diye bir şey var arkadaşlar. Yer çekimi potansiyel enerjisi bunlardan bir tanesi. Tanım ve özelliği şöyledir. Cisimlerin yerden yükseklikleri nedeniyle sahip oldukları enerjidir. Cisim üzerine yer çekimine karşı bir iş yapılıyorsa bu iş cismin potansiyel enerjisindeki değişime eşittir. Cisimlerin bulunduğu konum nedeniyle sahip oldukları enerjiye potansiyel enerji diyoruz. Potansiyel enerji formülümüz bakınız arkadaşlar burada mgh m kütle g yer çekimi inmesi h da yüksekliği temsil ediyor sevgili arkadaşım. Yere göre potansiyel enerjiye sahip cisimler mesela ağaç dalındaki güvercinin bir potansiyeli vardır. Duvarda asılı olan tablonun bir potansiyel enerjisi vardır. Yukarı fırlatılan topun sahip olduğu bir potansiyel enerji vardır arkadaşlar. Bir de arkadaşım ne var? Esneklik potansiyel enerjisi. Bir yay düşün arkadaşım ne yaptın? Yayın ucunda bir cisim var bak. Önce x kadar çekmişim ya da x kadar sıkıştırmışım. Bu durumda yayda ne oluşuyor? Bir potansiyel enerji oluşuyor. Yay gibi esnek cisimlerin sıkıştırılması veya gerilmesi durumunda cisimde depolanan bu enerjiye esneklik potansiyel enerjisi adı verilir. PE esneklik ile simgelenen bu enerjinin birimi de nedir arkadaşım? Joule'dür diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yay sabiti K olan yay kütle sistemine F kuvveti şekildeki gibi uygulanarak kütlenin denge noktasından X kadar uzaklaşması sağlanıyor. Yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisinin büyüklüğü niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar PE yay 1 bölü 2 K X kare formülü ile bulunur. Burada K yay sabiti X de nedir arkadaşlar? Uzama miktarı. Yay sabitine bağlıdır. Yer çekimi ivmesinin bununla etkisi yoktur. Denge noktasından uzaklaşma miktarı x'e de bağlıdır. Kütlenin bir önemi yoktur sevgili arkadaşım. Enerjinin korunumu ve enerji dönüşümleri. Arkadaşlar doğada enerji kaybolmaz. Şekil değiştirir. Potansiyel enerjiden kinetik enerjiye, kinetikten potansiyele, ısıya, ışığa, hareket enerjisine her zaman enerji bir formdan başka bir forma ne yapabilir? dönüşebilir sevgili arkadaşlar. Buradaki kaykaylı çocukta olduğu gibi arkadaşlar rayın A noktasından başlıyor bakın. Diğer tarafa gidiyor sonra en tabanda duruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Ahmet İstanbul'a yaz tatiline gitmiş ve görseldeki su kaydırağından kaymıştır. Buna göre Ahmet su kaydırağının K noktasından L noktasına doğru kayarken yargılarının hangileri doğrudur? Yere göre potansiyel enerjisi azalmıştır. Tabii ki yüksekten aşağı doğru indiği için potansiyeli azalacaktır. Doğru. Kinetik enerjisi artmıştır. Arkadaşım hızlanacak. Hızlandığı için kinetiği artmıştır. Mekanik enerji ise arkadaşlar bunların dönüşümü olduğu için değişmemiştir. Özellikle sürtünmesiz ortamlar için söylüyoruz. Sürtünmesiz ortamlarda mekanik enerji değişmez arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Bir çekici sandığı 50 Newton'luk kuvvetle 200 metre boyunca çekiyor. 200 metre sonunda sandığın potansiyel enerjisi kaç Joule olur demiş. Sevgili arkadaşlar potansiyel enerji neydi? MGH. Burada MG yerine 50 Newton alacağız. Çarpı 200 metre diyeceksiniz. Buradan 10.000 Joule ya da 10 kilojoule de diyebiliriz arkadaşlar. Sürtünmelerin ve hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda A noktasından serbest bırakılan top B ve C noktalarından geçmektedir. Arabanın A, B ve C noktalarındaki toplam enerjisi sırasıyla E, A, E, B, E, C olduğuna göre enerjisinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşım buradan baktığımızda ne yapıyoruz? A noktasında potansiyel enerjimiz vardı. A noktasındaki potansiyel enerjimiz B noktasında kinetiğe dönüştü. C'de ise hem kinetik hem potansiyel ama hepsindeki toplam enerjiler ne olmak zorunda? Birbirlerine eşit olmak durumundadır sevgili arkadaşım. Evet arkadaşlar konuyu bitiriyoruz. İş nedir öğrendik, güç nedir öğrendik, enerji nedir öğrendik, enerjinin korunumu nedir öğrendik ve enerji dönüşümlerini öğrendik burada. Bu konunun ödüllü sorusu bu arkadaşlar. Bir sonraki konuda bu soruyu çözeceğiz. Şimdi isterseniz gelin bir önceki konudaki ödüllü sorumuzu çözelim. Soruda şekildeki sürtünmesiz sistemde cisimler sabit hızlı hareket yapmaktadır. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar sabit hızlı hareket yapıyorsa soldaki ve sağdaki toplam ağırlıkların birbirlerine ne olması lazım? Eşit olması lazım. T1 ip gerilmesi K cisminin ağırlığına eşittir demiş. Doğrudur. T2 ip gerilmesi M cisminin ağırlığına eşittir demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. T1 ip gerilmesi T2 ip gerilmesinden daha büyüktür demiş. Hayır arkadaşlar T2 T1'den daha büyük olmalı ee, diyeceğiz. Çünkü T2'nin taşıdığı kütleler toplamı M'e eşit. Dolayısıyla T2 gerilmesi daha büyüktür diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 2 olmalıdır diyoruz. Bu sorunun cevabını aşağıdaki arkadaşlarım doğru cevapladı. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.